Bir gün potansiyel yaşam belirtileri için araştırma yapacak yeni bir öte gezegenimiz var. Sadece 31 ışık yılı uzaklıktaki gökbilimciler, yıldızından uzakta yörüngede dönen ve bildiğimiz kadarıyla yaşama elverişli olması gereken inanılmaz derecede nadir bir dünya büyüklüğünde dünya tespit ettiler. Yani öte gezegenin kendisi yaşamın ortaya çıkışına elverişli olmak için doğru koşullara sahipse bu bilgi henüz bizim için mevcut değil ancak dünya yakınlardaki dünya kütleli öte gezegenlerde biyolojik imzalar için gelecekteki bir araştırma için umut verici bir adayı temsil ediyor. Öte gezegenlerin araştırılması yani güneş dışı gezegenler güneş sistemimizin dışındakiler mevcut teknolojimizin sınırlamaları tarafından engelleniyor. Hata yapmayın bu teknoloji inanılmaz ancak öte gezegenleri bulmak için birincil yöntemlerimiz büyük dünyaları bulmakta küçük olanlardan çok daha iyidir. Bunun nedeni, dolaylı işaretlere bir öte gezegenin ev sahibi yıldızı üzerindeki etkilerine güvenmeleridir. Transit yöntemi, bir öte gezegen bizimle yıldızı arasında yörüngede dönerken yıldız ışığındaki çok sönük, düzenli düşüşleri tespit eder ve, radyal hız yöntemi ışığın dalga boyundaki küçük değişiklikleri tespit eder, çünkü yıldız öte gezegende yerçekimsel etkileşimi ile olay yerinde, çok az hafif hareket ettirilir ve bunlardan belki de bir düzinesi, yıldızlarını sıcaklıkların yüzeyde sıvı suya izin verebileceği bir mesafede, yörüngede dolaştırıyor ne yanacak kadar sıcak ne de donacak kadar soğuk. Bu sözde yaşanabilir bölgedeki bir yer, bir dünyanın yaşam için misafirperver olup olmadığını daraltmanın ilk adımıdır. Almanya'daki Max Planck Gökbilim Enstitüsü'nden Diana Koskowski liderliğindeki bir gökbilimciler ekibi, yakınlardaki kırmızı cüce yıldız Wolf 1069'u keşfetti. Yeni keşfedilen öte gezegen, Dünya'nın kütlesinin 1,36 katı, Wolf 1069 b olarak adlandırıldı. Koskowski, Wolf 1069 yıldızının verilerini analiz ettiğimizde, kabaca Dünya kütlesine sahip bir gezegen gibi görünen şeyin net düşük genlikli bir sinyalini keşfettik diyor. Yıldızı 15,6 gün içinde, Dünya ile Güneş arasındaki ayrımın, 15'te birine eşdeğer bir mesafede yörüngede dolaştırıyor. Wolf 1069 güneş gibi bir yıldız olsaydı, bu kesinlikle yaşanabilirlik için çok sıcak olurdu, ancak kırmızı cüceler ev yıldızımızdan çok daha küçük ve daha soğuktu. Bu, yaşanabilir bölgelerinin, güneş sistemimizin Venüs'ün etrafından uzanan ve Mars'a ulaşan, yaşanabilir bölgesinden önemli ölçüde daha yakın olduğu anlamına gelir. Wolf 1069 b, yıldızına dünyanın güneşi olduğundan 15 kat daha yakın olmasına rağmen, aldığı radyasyon dünyanın güneşten aldığının yaklaşık %65'idir. Bu seviyede, Merkür'e benzer çıplak, kayalık bir kurt 1069 B, eksi 23 santigrat derece civarında bir sıcaklığa sahip olmalıdır. Bu sıvı su için çok soğuk ancak bir atmosfer olmadan sıvı su yine de buhara dönüşecektir. Açıkçası, yaşanabilirliğe giden şey, yıldıza doğru yakınlıktan çok daha fazlası. Bir atmosfer ısıyı yakalayabilir ve ortalama sıcaklığı yükseltebilir, ancak güzel kalın bir atmosfer olması gerekir. Mars'ın bir atmosferi var ve ortalama sıcaklığı eksi 65 santigrat derecede oturuyor. Kızıl gezegenin atmosferi de oldukça zayıftır ve bunun dünya gibi koruyucu bir küresel manyetik alana sahip olmadığı düşünülmektedir. Venüs'ün içsel olarak oluşturulmuş bir manyetik alanı da yoktur ancak güneş rüzgarı ile etkileşimi dışsal bir alan yaratır. Bu bir Venüs olayı. Dahili olarak üretilen küresel manyetik alan, manyetik alan oluşturmak için kinetik enerjiyi, manyetik enerjiye dönüştüren gezegenin çekirdeğindeki akışkanların dönmesinin, konvanse edilmesinin ve iletilmesinin sonucudur. Wolf 1069B'nin bunlardan birine sahip olması da mümkün. Bilgisayar simülasyonlarımız, Wolf 5 gibi düşük kütleli yıldızların etrafındaki tüm evrimleşen gezegen sistemlerinin, yaklaşık yüzde 1069 tespit edilebilir tek bir gezegenle sonuçlandığını gösteriyor, diyor gökbilimci Remo Böhn. Simülasyonlar ayrıca, gezegen sisteminin inşası sırasında gezegensel embriyolarla şiddetli karşılaşmaların bir aşamasını ortaya koyuyor ve bu da ara sıra yıkıcı etkilere yol açıyor. Bu karşılaşmalar genç dünyayı ısıtacak ve Wolf 1069 beynin çekirdeğinin, dünyanın çekirdeği gibi hala erimiş olduğunu ve bu nedenle, manyetik bir alan oluşturabileceğini öne sürecektir. Sadece bir sorun daha var, ayın aynı tarafının her zaman dünyaya nasıl baktığını biliyor musunuz? Buna gel git kilitleme denir ve bu, daha büyük bir yörünge yıl yakın yörüngede ise, bir cismin rotasyonuna uygulanan yerçekimsel frenlerin sonucudur. Kırmızı cüce yıldızların yaşanabilir bölgesi yıldıza çok yakın olduğu için, potansiyel olarak yaşanabilir kırmızı cüce öte gezegenlerin çoğu, gelgitsel olarak kilitlenir. Bu, bir tarafın kalıcı gündüzde, diğer tarafın ise kalıcı gecede olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, hepsi kaybolmaz. Araştırmalar, bu tür dünyaların, özellikle Terminatör'ün etrafında, gece ve gündüz arasındaki alacakaranlık çizgisinin etrafında, hala yaşanabilir olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, Wolf 1069 B'nin simül edilmiş bir sıcaklık haritası, sıvı suyun doğrudan yıldıza bakan bölgede bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, daha fazlasını öğrenmek için beklememiz gerekecek. Wolf 1069 B bizimle yıldızı arasında geçmiyor, bu da şu anda bir atmosfer için onu araştırmamızın bir yolu olmadığı anlamına geliyor. Bunun için muhtemelen 10 yıl daha beklememiz gerekecek çok önemli olsa da, potansiyel olarak yaşanabilir en yakın dünyaların çoğunun, yalnızca radyal hız yöntemiyle tespit edildiğini göz önünde bulundurarak, tesislerimizi geliştiriyoruz.